Selamlar, ben Rifen ve bugün Forager'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir şey açmıştık ve chest yapabiliyorduk artık, öyle değil mi? Ekonomik, artık mahzenleri yapabiliyoruz. İlave depolama alanı sağlıyor. Envanterimiz çok dolmuştu ve envanterimizi boşaltmak istiyorduk. Öncelikle ne yapacağımızı bulmamız lazım. Bakalım. Tarife ekle diyelim. Çelik ve tuğla. 5 tane tuğla. Sen bunu yapodur. Çelik yapmak için demir külçesine 6 tane sana ihtiyacımız var. Artık yeter ya. Şu envanterden bir kurtulalım gerçekten. Çok can sıkmaya başladım. Envanterim dolu. Ne yapacağız? 4 tane de altın yapmamız gerekiyor. 2 tane yapabiliyoruz. Altın kazacağız. Üç tane oldu yanlışlıkla. Şu narinciyeyi bir yiyelim. Bir tane daha çıksın. Şimdi üç tane çelik yapacağız. Çok yavaş yapıyormuş ya. Yine yerimiz yok. Şunu çıkartalım ya, atalım. O zaman biz etraftaki gereksiz şeyleri temizleyelim o sırada. Vaktimiz boşa gitmesin. Odun her zaman gerekli olacak bir şey. Sanırım. Sonunda. Artık mahzeni inşa edebiliriz. Buraya koydum. Geçemiyorum. Geçtim. 6 tane alanımı varmış. O zaman seni koyuyorum. Seni, sen, sen. Başka işimize yaramayan şimdilik sen varsın. Yumurtaları da koyalım. Bakayım başka koymadığım bir şey. Soltuk birer birer koyuyormuş anladığım kadarıyla. Artık yer açıldı ama daha çok yapmamız lazım. Şimdi daha fazla mahzen yapacağız. Daha fazla mahzen yapıp aslında şunu merak ediyorum ya. Bu dolandırıcı peri bize ne verecek? 1000 tane altın topladığımızda. 1000 tane altın için bunu her bir yaptığımızda 12 tane çıkıyor. Yani
80 tane falan yapmamız gerekiyor. 80'den 960 tane çıkar. 80 altın külçesi için 160 tane altın cevherine ihtiyacımız var. Ve bayağı da kömüre ihtiyacımız var. Yani gördüğümüz her altını kazacağız demek oluyor bu. Yorulmuşuz. Kömür problem olmaz çünkü her kazdığımız şeyden kömür çıktığı için. Bu arada şunu da bir kullanalım. Ne olacak acaba? Sınırsız enerjiye mi sahip olacağız? Onu şey yaptığımızda. Yanlışlıkla köprüyü kırıyordum az kalsın. Mahzenin içindekiler gözüküyormuş. Bu iyi oldu. Amacımız bir de daha büyük bir çanta yapmaktı. Daha büyük bir çanta yapmak için de artık mahzen için 12 tane gerekiyor. Çeliğimiz 3'te 3 gözüküyor. Niye? Bug mı oldu? Harcamış olmamız lazım. Evet. Şöyle. Aslında cüzdan üretelim. İlk başta cüzdan üretirsek daha karlı oluruz. 30 tanesi için 60 tane gerekiyor bundan. Şimdilik 10 tane yapılsın. Geri kalan 20 tanesi için elyaf toplayacağız. Kömür müymüş? Kömürle vakit harcamaya gerek yok. Demir ve altın kazacağız. Kılıç yapmama gerek olduğunu düşünmüyorum ya. Bu oyunda sınırsız ok yapma olduğunu biliyorum ve bizim okumuz şu anda üçlü ateş ettiği için o sınırsız oku ele geçirirsek daha hiçbir silah ihtiyacımız olmayacak diye düşünüyorum. Bunların hepsi çıkmış. 12, 18 tane daha yapacağız. 17 tane oluyor. Onlar olsunlar orada. Biz o sırada altın yapalım. Yapabildiğimiz kadar yapalım. Şurada bir şey var. Ne var?
Gübre. Ve şunu nasıl yapılacağını hala anlayamadım. Yani anlamıyorum. Bilmiyorum. Ha, buradaymış. Narinciye de yapılıyormuş bunlar. Ahı narinciyedir. Üzdü şu an ya. Dört tane birden yapıyor yani. Kaç tane narinciye ihtiyacımız var? 7, 8. 8 kere 3, 24 narinciye ihtiyacımız var. 21 kaldı şu anda. Bunu yapalım. Bu uzun sürecek gibi baya. O zaman ağaç keserim. Bence iyi bir fikir yani. Ama narinciye çıkmıyor bu şekilde. Neden? Buglanıyor galiba. Yok, buglanmıyor. Direkt eğer okla kesersek narinciye çıkmıyor abi. Of. Çok uğraşacağız demek oluyor bu. Çantayı aldık. Paralar artık %25 daha değerli. Bu ne demek oluyor? Yani bir deneyelim. Üret abi bir tane. Kaç tane para verecek bize karşılığında? 12 verdi. Anlamadım. Bir daha deneyeceğiz. Ama altın kesmemiz lazım. Seviye atladık. Bir beceri puanımıza bakalım hemen. 144. Şimdi bir daha yapacağım. 156 olması lazım. Bakalım ne olacak. 159. Yani anladım. 12 tane çıkıyor ama bize hesabımıza 15 altın olarak geçiyor. Artık bir üretişte 15 altın üretebiliyoruz. Peki. Orta boy cüzdan. Paralar artık %50 daha değerli. Yeterince topazımız olsa bu yapılabilir mi? Bakıyorum envanterime. İki tane topaz burada mı? Hayır. Mahzendeki topazları da sayıyor. Tamam. Gidelim bir becerilere bakalım. Neyimiz var? Tekstil, çizme, eldiven, çekiç,
Kayaların mücevher bırakma ihtimali %10 artar. Kazarken nadide eşya bulma ihtimali %30 artar. İmha. Patronlar şu an bizim için önemli değil. Mineral ve mücevher yemeğe sağlar. Yemek açısından hiçbir zaman problem çekmeyeceğiz neredeyse. Yani o yüzden bu çok gereksiz. Bankaları açar. Bu bankalar bildiğim kadarıyla bize para kazandırıyordu. Zaten para kazandırmasa oyunda niye böyle bir şey olsun? Öncelikle bu. Şimdi bakalım. İnşaat, ekonomi, banka, çelik, altın, tuğla bedavadan otomatik olarak para üretir. Evet işte bu. Şimdi 16'na 150 kazanıyoruz biz. %50, 1 çelik, bu 12 altın yapar. Yani normalde 180 altın kazanacağız. Bankalar bize uzun vadede daha çok para kazandıracak. O yüzden banka yapıyoruz. Tarife ekle diyorum. Peri yok mu da? Var. Tuğla üretelim. 20 tane. Altın bulmamız lazım. Olabildiğince çok. Canavarlardan da para düşüyor bu arada. Evet, canavarları da kesebiliriz. Bir yandan da narenciye toplamamız gerekiyor ya. O görevi de tamamlamak istiyorum. Ya şu an üzdü açıkçası yani şu ana kadar çok fazla narenciyemiz vardı. Bir anda ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Şeyler yemeliyim.
Bir tane çelik. Tekrardan ağaç kesmeye devam. Tamam, çeliği de aldık. Artık 5 tane altın külçesi yapmamız gerekiyor. Yanında da bir tane daha mı altın var? Yok, buğday var. Hadi abi, 5 cevher daha alsak yeterli. Aha, önümüzde altın belirdi. Şurada da bir tane var. İkisinden yeterince çıkar. Tamam, artık yapabiliyoruz bankayı. Arazi değil, banka, ekonomik. Bunu da şuraya yanına yerleştirelim. Şimdi bir kere şey yaptığında kaç tane çıkacak bakalım dolduğunda. Bir tane mi? Yani zarara uğradık abi. Eğer bu kadar yavaşsa biz bayağı zarardayız. Yani pasif gelir ama yani harcadığımız altın sayısını amorti edebilmesi için bayağı sürenin geçmesi gerekiyor. Topaz. 3 tane topazımız oldu artık. Ha, mahzenler demek ki böyle çalışıyormuş. Biz bunu buraya koyduk artık. Bu da bizim envanterimizin bir parçası gibi oldu yani. Üzerine yürüdüğümüz her şeyi direkt eğer bunlardan birisi ise otomatik olarak buraya ışınlıyor. Güzel. Bizi o şeyden kurtarmış oldu, dertten. Canımız gitti. Dikkat etmedim. Yine altına ihtiyacımız var. Şimdi ne yapıyoruz? Bakıyorum. Balista şimdilik hiçbir işimize yaramayacak. Cüzdanı geliştirebiliriz. Topaz gerekiyor. İki topaz daha. Ama camı biz hazır edelim. Camı hazır etmemiz için de kum lazım. Kum için yeri kazmamız lazım. Kolay yoldan kum çıkarma yolunu keşfetmem lazım. Becerilere bir bakayım ben. %25 daha az odun, taş ve tuğla. Kumla alakalı bir şey yok galiba. Biz sadece burayı gördük ama. O zaman bu odaya girişelim. Enerjim bayağı azaldı. Bir şey yemem lazım.
Yanlışlıkla tavuğa vurduk. Burada da altın varmış. Güzel. Şu görevi yapmak istiyorum ya. Yine yanlışlıkla öldürdük. Zümrüt de bulduk. Mi? Niye? Niye 17 tane var? Hepsi 4'er 4'er çıkmadı mı? Narinciğimiz 3 oldu. Galiba hepsi 4'er 4'er çıkmıyor. Bazen 3 çıkma şansı da var. Ne olur narinci çıksın, ne olur. Çıkmıyor abi. 24 oldu. Abi 5 tane daha narinciye ihtiyacım var. Beş tane kurtarıyor beni. Senden çıksın be. Abi çıkmıyor. İnat etti. İnat etti çıkmıyor yani. Ya seviye atladık, hala çıkmıyor, inanılmaz. Bu neymiş? Öğeler envanterden mahzene gönderilebilir. Mahzenlerde kilitli öge yuvaları olabilir. Kapitalizm. Eşya satarken XP kazan, çantalanan zaman eşyalar atılmak yerine hemen satılır. Gerek yok böyle bir şeye. Bu daha mantıklı gibi. Kayaları mücevher çıkarma ihtimali. Başka ne var? Birikim. Taş ocaklarını açar. O ne bilmiyorum. Altın var şurada. Benim narinciyi bulmam lazım. Abi yine dikkat etmedim ve canım azaldı. Yok abi çıkmıyor. Sinir bozucu. Allah'ım. Çık ne olursun çık. Hadi kaldı 4. Abi kaldı 4. Hadi. Nerede? Bir kelebek bulalım.
Yapacağız abi, bir şekilde yapacağız. Bitirmiyorum abi bölümü. Şu görevi bitirmeden şey yapmıyorum. Kapatmıyorum. İnat ettim. O narinci çıkacak abi. 3 tane ya. 3 tane çık abi. 3 tane çık. Yani istemem. Zibilyon tane çıkar ama isteyince çıkmıyor abi. Aha. Neyse biz şu 3 tanesini şey yapalım da ağaç fidesi yapalım. Geri kalanı şey yaparız. Hadi abi son. Bak 28 oldum. Hadi abi. Yapabiliriz. Başarabiliriz. Başarabiliriz. Çıkmıyor abi, hayır. Gerçekten çıkmıyor yani. Ben pes ediyorum, yok. Yeterli. Gerçekten yoruldum. Mental olarak da yoruldum yani. Abi son iki tane fidemiz kaldı. O fideleri çıkartacağız. Ağaç keserken 3 tane daha narinciyi çıkartacağız. Narinciyi çıkarttıktan sonra şu görevi tamamlayacağız. Ama bunu bu bölüm yapamayacağız maalesef. Seni de bir sonraki bölüm öldüreceğim. O zaman izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.